Sebzelerin sağlığımız açısından faydaları saymakla bitmez. Salih ablamız bugün öyle bir menü hazırlıyor ki işte fırında pişecek olan nefis bir lezzet. Güveç hazırlıyor. Hem de tavuk etli. İsterseniz kuzu etiyle, isterseniz tavukla hazırlayabilirsiniz. Hiç bekletmeden malzeme listesi geliyor. 1 adet tavuk göğsü, 1 kase taze fasulye, 4 adet domates, 2 adet patlıcan, 2 adet kabak, 4 tane biber, 2 tane soğan, bir başta sarımsak, bol sarımsaklı, tuzu ve baharatlar ile birlikte. Efendim üzerine kapatmak için ise yağlı kağıt, üzerine de alüminyum folyo. Şimdi bakalım nasıl bir formül uyguluyor Salih ablamız. Öncelikle işe domatesleri soyma ile başladı. Domateslerin kabuklarını soyuyor, güveci de yanında duruyor, bekliyor güveç. Ne zaman işi de olacak diye bekliyor. Efendim domatesler soyulduktan sonra küp küp doğranıyor. Evet, şimdi sıralamaya başlayacak Salih ablamız. Önce domateslerle başladı. Güvecin içerisine önce domatesleri aldı. Onun üzerine doğranmış soğanlar geliyor. İsterseniz küçük arpacık soğanlar da tercih edebilirsiniz. Bütün bütün kalmasını isterseniz içerisinde. Domatesin üzerine soğanları da ilave ediyor. Zeminde domates, onun üzerinde soğanlar. Bakalım şimdi sırada ne gelecek? Biz de bekliyoruz. Merakla bekliyoruz Salih abladan. Sağlıklı bir menü uyguluyor bugün. Evet, taze fasulye. İri iri bölünmüş fasulyeleri güvecin içerisine aldı. Domates, soğan ve fasulye. Şimdi sırada biberler. Daha çok sebzeler olsun istiyor içerisinde. Sağlıklı bir güveç olsun istiyor. Sırasıyla domatesini, biberini, her bir şeyini ilave ettikten sonra en son bakalım ne tercih etmiş? Göğüs eti. Evet, küp küp doğranmış göğüs etini de ilave etti Salih ablamız. Evet, biliyor işi Salih ablamız. En son finale ayırmış patlıcanları. Çünkü patlıcanlar daha çabuk pişeceği için en son üst bölümü ayırmış. Evet, küp doğranmış, alaca soyulmuş patlıcanlar. Üzerine kabaklar geliyor. Kabak ve patlıcan diğer sebzelere oranla daha çabuk pişebildiği için bundan dolayı Salih ablamız onları en üst bölüme almış oldu. İşte aroma, yüksek aroma hem de sağlığımız için faydalı olan nedir efendim? Sarımsak. Bir başta sarımsağı içerisine ilave ediyor. İkiye üçe böldü. Bakalım son finale doğru yaklaşıyor Salih ablamız. Biraz diyor ki üzerine de böyle yukarıdan aşağı domatesin suyu insin. Lezzetini göndersin. Altta domates, yine en son üzerinde domates. Bakalım neler sırasıyla dökecek içerisine. Bütün malzemelerin doğradı. Üzerine zeytinyağını ilave ediyor. Dök ablacığım, elini korkak alıştırma Salih ablacığım. Lezzetli olsun. Tuzunu da ilave etti. Evet, tuz, karabiber. Salih ablamız biliyor işi. Ve yine de yeterince yağını döktü. Pul biberini de ilave ettikten sonra artık az miktarda dedi ki su da olsun. Ama çok az olsun. Az miktarda suyu koydu. Onun üzerine yağlı kağıt kapatıyor. Evet, yağlı kağıttan sonra alüminyum folyo ile sıkıştırıyor. Gıdalara alüminyum folyonun temas etmesini önlemek için arasına ne yaptı? Yağlı kağıt, onun üzerine alüminyum folyo. Fırında lokum gibi pişirmiş ablamız. En sonda ocağın üzerine şöyle bir kaynatayım da bir görüntü alayım demiş. Çabuk pişirmek isterseniz önce ocağın üzerinde kaynatabilirsiniz. Ondan sonra fırına gönderin. Bir saatte fırında demlensin. Oradan sonra çıkartıyorsunuz. Efendim sağlıklı mı sağlıklı, hafif, lezzetli güveç servis tabağının içerisine alınıyor. Hazırlanışı çok kolay. Baylar, bayanlar, herkes mutfakta bu güzel lezzeti hazırlayabilir. Afiyet olsun.